Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Kardelen Pasta ve Kafe'nin konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz, iş adamı Hüseyin Öncel Beyefendi bulunmakta. Öncelikle merhabalar Hüseyin. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Kalitenizden, hizmetlerinizden bahsetmeden önce Hüseyin Öncel kimdir? İzleyicilerimize biraz tanıtmak isteriz. Hüseyin Öncel 05.01.1970 doğumlu, Ağrı'da, Karasu köyünde doğmuş. Daha sonra 17 yıl kendi ilçe merkezinde yani Ağrı'da pasta sektöründe hizmet vermiş. 13 yıl Manisa'da, son 11-12 yıldır da Antalya'da bu hizmeti veriyorum. Bu hizmeti vermekte de gurur duyuyorum. Bundan başka da bir şey de bilmiyorum. Bu işi çok seviyorum. Çok sevdiğim için de bu işi yapıyorum. Hep aynı sektördeydiniz, öyle değil mi? 1982'den beri bu sektörün içindeyiz yani. Bu sektörü 1982'den beri yapıyoruz. İnşallah en güzelini biz yapıyoruz diyoruz. Yani bizden daha iyi yapan yok. Şüphesiz. Kardelen Pasta ve Kafe sektörde ne kadardır hizmette? Son 3 yıldır yani kafe olarak burada 3 yıldır. Daha öncesi genelde tabii Kardelen ama bu sektördeydi. Normal pastane sektördü. Kafeye son 3 yıldır dönüştük yani. Son 3 yılda da işte bayağı da burada yol aldık inşallah. Öyle biliyoruz, öyle de düşünüyoruz yani. Kepez'de Ulusoy Caddesi üzerinde çok güzel bir mekandasınız. Kaç kişilik kapasiteye sahip burası? 10 kişilik kapasiteye sahip. O çalışanımız 10 kişi. Şurası normalde şu an 200 kişi rahat ağırlayabilecek misafir ağırlayabiliriz yani burada. Efendim spesiyallerinizde neler vardır görüyoruz burada. Harika lezzetler. Biraz sizden bir tanıtalım izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim mesela özellikle poğaçamıza çok önem veririz. Karaköy poğaçası yapıyoruz. Tabii ki bu ismi bilinen Karaköy. Biz bunu kendimize göre yapıyoruz. Kendinize özel sırrı bir reddi. Evet sırrı bizde. Ondan sonra menemeni çok güzel yaparız. Buna benzer kol böreği işte elimize gelen en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz gelen misafirlerimize. Bu ürünlerin hepsi burada kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendi imalatımız kendimiz yapıyoruz. Yani herhangi bir dışarıdan ürün almıyoruz. Hepsi de kendi imalatımız. Peki efendim, sektörde rakipleriniz illaki çok. Ama uzun yıllardır ilerleyerek, büyüyerek devam ediyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Sizi diğerlerinden ayıran fark nedir? İşin sırrı şu, işi takip etmek sürekli. Her ne yapıyorsan yap, sürekli olmayan hiçbir işin önemi olmaz. Mutlaka süreklilik şarttır, takip şarttır. Yani özellikle personel çok çok şarttır. Personel çok önemli. Personelde ona göre seçiyoruz. Personelde bu ay bizim bir ailemizin bir ferdi gibi olarak bakıyoruz. Çalışanımız olarak bakmıyoruz. Kardeşimiz olarak, evlatlarımız olarak bakıyoruz. Hiçbir zaman için bir patron edasıyla biz bu iş yerine girmedik. Ömrümüz boyunca babamızla biz böyle gördüğümüz için çalışanları bizim önce evladımız veya yaşlımıza kardeşimiz. Biz bu gözle baktık. Başarının %99'u güzel personeldir. Kesinlikle haklısınız efendim. Peki Ulusoy Caddesi'nde ya da Antalya'ya geldiklerinde izleyicilerimiz sizin bu özel lezzetlerinizden, bu Karaköy poğaçası, mükemmel menemeninizden yemek için size nasıl ulaşacaklar? İnternet üzerinde bize ulaşabilirler. Normal işte mesela Facebook'ta ulaşabilirler. Buradan Kardelen Pasta Kafe yazdıkları noktada internet üzerinden Facebook siteniz bu şekilde. Bu şekilde ulaşabilirler bize yani. Bir de telefon numaranızı rica edelim. 0553 629 7708. 7708. Zaten Antalya Kepez'de çok merkezi bir yerdesiniz. Merkezi bir yerdeyiz. Bir de şu an bu bölgede son 3 yılda tanımayan, bilmeyen bir kimse de kalmadı şükür. Biz en azından böyle düşünüyoruz. Bizi tercih eden herkese de çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen tüm herkes de bizim misafirimizdir ve kardeşimizdir. Biz paradan önce misafir, daha sonra para kazancı. Önce misafirimize güzel karşılamak istiyoruz. Peki efendim, evlere, iş yerlerine servisiniz var mı? Maalesef evlere, iş yerlerine servisimiz yok. Tüm gelip buradan lezzetleri tanıyacak. Evet, kesinlikle. Bizim çok talep var, yapamıyoruz. Gelen tüm misafirlerimizi kendi yerimizde ağırlamak istiyoruz. Peki Hüseyin Bey, son olarak Kardelen Pasta Kafe'nin yakın tarihteki hedefleri nelerdir? Yakın tarihteki hedef mesela 2020 yılında çok böyle hedeflerim var. Mesela franchise vermek, şu an talepler de var, tabii ki geri çeviriyoruz. Şu an henüz ona hazır değiliz. Son konsept halini aldığı zaman 2020 yılında inşallah bu hedeflerimize kavuşacağız.